Merhaba arkadaşım. Bir vedaya hoş geldin. Evet çok ilginç bir cümle ama öyle. Şimdi bu kampla vedalaşacağız. Bay bay diyeceğiz ve finito yapacağız arkadaşlar. 10. ders, sonuncu ders. Trigonometride ne yapacağız? Ödevlendirmemizi verelim. Başlayalım ve bu derste bitirelim inşallah. Şimdi 6. adım yapacaksın, 7'yi yapacaksın, 8'i yapacaksın ve finito. Sonra 4 tane karma test gelecek bu konuyla alakalı. Sonu ne olacak biliyor musun? Bak. Tamamıyla ilgili, tamamıyla ilgili karma testler var. Yani baştan sona bütün kitapla ilgili bakalım kaç tane var. Burada 9, 9 tane tamamı karma test gelecek. Bunları da çözeceksin ve başarının %90'ı motivasyondur diyoruz. Kendini motive et, bu işi bitir. Bir kitap bitecek ve bir kamp bitecek. Çok önemli ve çok güzel. Hadi bismillah. Son derse de başlayalım. Bu işi finito yapalım. Şimdi arkadaşlar Temel trigonometrik denklem olmayan denklemler diye bir şey var. Nedir? Yani içeride sinüs, kosinüs beraber var. Bunları halletmek için ya özdeşik kullanacağız ya çarpanlara ayırma ya yarım açı ya toplam fark formülleri hepsini beraber kullanarak bir denklemi çözeceğiz. Nasıl? Mesela sin x çarpı cos x 1 bölü 4 verildi. Bunun çözüm kümesini bul diyor. Bu neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor hocam. Ya bir şeye benziyor bu. Bak 2 çarpı sin x çarpı cos x var ya yarım açı. Resmen onun şurası var ama ikisi yok. Olsaydı ne olacaktı? Bu sinüs 2x'in yarıya düşürülmüş haliydi değil mi? E diyorum ki yavrum burayı da 2 ile çarp, burayı da 2 ile çarp. Eşitliğin her iki tarafını da 2 ile de çarparsan sonuç değişmemiş olur. Sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 1 bölü 4'ü 2 ile çarp, 2 bölü 4 yapar. Yani 1 bölü 2 yapar. Bitti. E hocam burası zaten yarım açı formülünden yarım açıyı tam açıya çevir. Sinüs 2x eşittir. Eşit olur 1 bölü 2'ye. Harika. Peki sinüs x Sinüs 2x 1 bölü 2'ye eşitse bunun çözüm kümesini nasıl yazıyorduk? Şöyle diyorduk ki çk eşittir öyle x'lerden oluşur ki diyeceksin ki hocam hocam sinüs 2x ne zaman 1 bölü 2 eşit olur? Sinüs 30'da. Heh, o zaman bu 2x 30 da olabilir bunun 360 fazlası da olabilir değil mi? Evet o zaman diyorduk ki 2x 30'u şöyle yapıyorduk. 1. Bizim x açımız şöyle 2x eşittir 30 olabilir veya bunun 360 katı kadar fazlası olabilir. Değil mi? Doğru. Her yeri 2'ye böl. X eşittir 15 veya 380K. Şimdi X'i 1. Böyle buldum. Başka? Hocam bir de şöyle bir şey vardı. 180 eksi teta kullanıyorduk. Yani bizim 2X'imiz eşittir. 180 eksi 30 ne yapar? 150. 150 artı 360K da olabilir. Her iki tarafı 2'ye böl. 75 artı 180K. Bu. Neden bunu da kullanıyorduk? Çünkü birim çemberi hatırla. Şimdi sen 30 derece yaptığında da 30 derece yaptığında bulduğun değerle 180'den 30'u çıkar 150. 150 derece yaptığında da bulduğun sinüs değerleri aynıdır. O yüzden bir 30'u bir 150'yi kullanarak buldum. Çözüm küresini nasıl yapıyorduk? Şöyle. Mavit gel buraya. Öyle x'lerden oluşur ki x eşittir 75 artı 180k veya virgül atıyorum hep ya. Veya şu x eşittir 15 artı 180k ve işte K elemandır tam sayı falan filan. Bitti. Ah çözüm kümesi bulduk. Yani şurada ve şurada her ikisinde de K'lara sıfır ver, 1 ver, 2 ver. Farklı farklı X değerlerini bulmuş olursun. Bunu daha önceki ders görmüştük. Buradaki bağlam ne? Şurayı düzenlemek. Hmm, yani her zaman bize sade yalın şu halini vermez. Sinüs 2x sinüs 30 demez ya da sinüs 2x 1 bölü 2 deyip de vermez. Şunu verir benim ona bir yürümem ona yol açmam gerekir. Buradan devam edelim. 0,360 360 alanında kaç farklı kök vardır? Bakıyorum bakıyorum ne var? Ha. Aa koslar eşit. Kosinüs x ortak parantezini alırsam buradan ne gelir? 1 artı. Buradan ne gelir? Cos x'i çektim Katsayısı sinüs x'tir. Sinüs x gelir eşittir 0. Arkadaşlar çarpma işlemi var ve sonuç 0. Ne demektir bu? Çarpanlarından biri en az biri 0'dır. İkisi de 0 olabilir. Demek ki ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. İki durumu da inceleyelim. Şimdi kosinüs x 0'sa x ne olabilir? Söyle bakalım. Hocam x açısı ne olabilir biliyor musunuz? Tabi 0 360 aralığı olduğu için hemen deneyebilirim. Daha kısa. Hocam x 0 olabilir. Şu pardon, e, 90 olabilir. Kosinüs 90 0'dır. Hocam 270 derece olabilir. Kosinüs 270 0'dır. 90 360 ekle kosinüs 450 de 0'dır ama 0 360 arası da sınırlı olduğu için yani bir tam turun ötesine geçmiyorum. Tamam. Şurada ve şurada 90 ve 270 ile kosinüs 0'dır. X bunlar olabilir. Güzel. Peki şuraya bakalım. 1 artı sinüs x eşittir 0 sinüs x nedir? Bunu karşıya at hop. Eksi 1'dir. Sinüs x ne zaman eksi 1 olur? Hocam sinüs x şurada eksi 1 olur. 270 derecede. Yani x açısı 270 derece olursa eksi 1 olur. Başka bir tur daha atarsam yine olur ama atma diyor. 0 360 arasında ol diyor. He tamam 270'te bırakıyorum. Kaç farklı kökü vardır? 1, 2, 3 deme sakın. Bunlar aynı. Yani 90 ve 270 olmak üzere 1, 2 tane kökü var. Sakın 1, 2, 3 sayma. Aynı çünkü 270 de aynı x. X'i 90 seçtin, 270 seçtin, bir daha 270 seçme. Kaç farklı kökü var? Cevap 2 diyeceğiz. 2 farklı kökü vardır. Bakıyorum bir şey unuttuğum bir şey var mı? Eksi 1 olan tek bir durum var. Sıfır olan 2 durum var. Tamam. Uç. uç, 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 Oo, bu benim en sevdiğim soru. Şuna bir kalp atayım. Tık, 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 tık. Bir de ok atayım. Buraya kendi baş harfimi yazıyorum. Şeye siz de buraya kendi baş harfinizi yazın. Çünkü sizi seviyorum. Denkleminin 0 2 pi arasındaki kökünü bulun. Bak. 2 cos kare 3 cos x eksi ya var ya ikinci dereceden denkleme ne kadar da benziyor. Kosinüs x yerine ben bir değer atayım. A ya da t sallıyorum. T değişken değişimini yapayım. Bak şimdi. 2 t kare olur mu burası? 2 t kare artı 3 t olur mu? 3 t eksi 2 eşittir 0. Bu ikinci dereceden denklemi çözelim. Burayı 2 t'ye t diye ayırayım. Burayı 1'e 2 diye ayırayım. Çarpınca 3T'yi bulmam için artıyı bulacağım. Bunun önüne eksi koyuyorum. Çaprazlama çarp 4T. Çaprazlama çarp eksi T. 4T eksi T daha 3T yapar mı? Yapar. Güzel. Karşılıklı alıyorum o zaman. Öyleyse şu karşılıklı alıyorum. 2T eksi 1 çarpı karşılıklı alıyorum. T artı 2 eşittir 0. Peki sıfır yaptığına göre ya burası sıfırdır çarpma işlemi sonucu sıfır ya, ya da burası sıfırdır. Şimdi arkadaşlar 2t-1 eşittir sıfırsa 2t 1'dir. t 1 bölü 2'dir. Harika. Burası sıfırsa t artı 2 eşittir sıfırsa t nedir? Eksi 2. Harika. Şimdi yavrucuğum t neydi? Kosinüs x. Demek ki kosinüs x'im ya 1 bölü 2'dir veya eksi 2'dir kosinüs x eşittir eksi 2. Değil mi? Hocam diyeceksin. Hemen bağıracaksın. İtiraz edeceksin. Hocam kosinüs değerleri eksi 1 bir aralığında değer alırdı. Nasıl eksi 2 oluyor? Bravo harika. Bu itirazı yaptın. Haklısın. Kosinüs eksi 2 olmaz. Eksi 1 bir aralığında değer alırdı. O zaman kosinüs x 1 bölü 2'dir. Aralığındaki kökleri bulalım. 0, 2 pi aralığı. Yine sınırlamış. Ne zaman 1 bölü 2 olur? Hocam 60 derecede. Bravo. X 60 olursa cos 60 1 bölü 2'dir. Başka? Hocam birim çemberi çizin. Daha iyi görün. Şimdi bakın cos 60 olursa burası 1 bölü 2 olur şu uzunluk. Aynı zamanda eksi 60 olursa da yine 1 bölü 2'ye gelir. Ama eksi 60 diye bir açı yoktur. Baştan sona 300 derecedir. 300 derece kalan 60 şey hesaplamıyorsun. 300 derece burası 300 derece de olabilir. Yani x diyelim 0 180 arasında 60 derece ve 300 derece olabilir. Denklemin köklerini buldum. Aha bu ikisi. 60 derece ve 300 derece. iki kök tamam. Çok iyi ben bunu seviyordum yani. Devam edelim. Tanjant x'in alabileceği değerleri bulunuz. Bazen alabileceği değerler deyince illa 3 tane 5 tane olmasına gerek yok. Bazen bir tane de olur. Bakın şimdi. Bakıyorum bir inceliyorum. Aa, sin kare var, kos kare var. Ne güzel. Eksi eksi. A 2 çarpı sin x çarpı kos x. Burası sin 2 x'in açılımıdır ama bir dakika bana o lazım değil. Burada tam kare buldum. Bak nasıl buldum. Şimdi gör. Şu 3 sin kare var ya. Bunu 2 sin kare x artı bir tane sin kare x diye ayırıyorum. Eksi 2 çarpı sinüs x çarpı Kosünüs x. Keşke bu artı kos x olsaydı. Niye? Şurası o zaman e, sin x eksi kos x'in kare açılımı olurdu. Artı kos x lazım. Diyorum ki o zaman ben eşitliğin hem sağına hem bak eşitliğin hem sağına hem sonuna iki tane kos kare x ekliyorum. 2 tane kos kare x. Neden? 2 kos kare x. Eksi kos kare x ile toplanınca artı kos kare x yapacak. Sağ taraf ne olacak? 2 kos kare x. Her iki tarafı da aynı şey ekleyince eşitlik değişmez. Böylece şuraya dikkat et. Amacım şurasını tam kare yapmaktı. Burası parantez içinde kosinüs değil önce sinüs pardon. Sinüs x eksi kosinüs x'in tam kare açılımı. Bak bunun karesini açarsam birincinin karesi birinci ikinci çarpımının iki katı ikincinin karesi. Bravo. Tabi başta ne var? 2 sinüs kare x artı. Burada ne var? 2 kos kare x. Harika. Hocam bunu karşıya atsanıza teşekkür ederim. Bana akıl verdin. Doğru yaptın. Cos kare x eksi sin kare x yaptı. Burada ne var? Sin x eksi cos x'in karesi. Yani bundan iki tanesi çarpım halinde. E hocam burada iki kare a iki unuttunuz hocam. Tamam teşekkür ederim. Hocam iki ortak parantezini alırsanız cos kare x eksi sin kare x yapar. Burada ne var? İşte sin x eksi cos x'in karesi. Arkadaşlar bir dakika bir kağıt alayım. Şimdi 2 kare farkını gördünüz mü şurada? Cos kare x eksi sin kare x. Doğru. Şöyle yapalım mı? Nasıl? Şunu aynen yazalım. Ee, sinüs x eksi kosinüs x'in karesi eşittir. 2 çarpı şurada iki kare farkı var. O da ne demektir? Kosinüs x eksi sinüs x çarpı kosinüs x artı sin x. Güzel. E hocam ee, şunlardan birer tanesi birbirini götürür. Tak sildi. Gördün mü? Çünkü Aa bir dakika. Cos x eksi sin x mi oldu burası? Şuraya bir daha bakayım. Sin kare sin x eksi cos x. Burada ne var? Cos eksi x sin at. He bir dakika. Burası götürürken eksi 1 olur bir taraf. Niye? Sin x eksi cos x'e böldüm. Bu kayboldu. Burayı da sin x eksi cos x'e böldüğümü düşünün. Bu bunun eksilisi. Buraya bölersem eksi 1 olur. Dolayısıyla sinüs x eksi kosinüs x eşittir. Eksi 2 çarpı cos x artı sin x olur. Heh, şimdi oldu. Eksi 2 içeri dağıtıyorum. Eksi 2 cos x. Eksi 2 sinüs x. Eksi bunlara da çarpmayı unutmayın. Burada ne var? Sin x eksi cos x. Şimdi eksi 2 cos x'i mi bu tarafa atayım? Eee, hangisini? Sin'i bu tarafa atayım. Attım. 3 tane sin x oldu. Bunu buraya artı diye atıyorum. Eksi cos x oldu. Benden ne istiyordu bu arada ya? Tanjant x'in değerini. Sin bölü cos. Bunu bunun altına bölü olarak atarım sinüs x bölü kosinüs x olur. Tabi burada eksi 1 bırakıyorum. 3'ü de bunun altına atıyorum. Eksi 1 bölü 3 olur. Vay arkadaş ya. Bu. Yani eğer inşallah bir yerde hata yapmadıysak tanca hat x eksi 1 bölü 3 olarak bulundu. İşlem hataları var mı diye bir kontrol edeyim mi? Bir saniye bir kontrol edeceğim. 2 sin x. Sin x şunu ayırdım. Tamam. Şunu aynen yazdım. Tamam. Her iki tarafa 2 kos kare ekledim cos kare artı yaptı burası 2 cos kare yaptı burası sin eksi cos'un kare açılımı oldu ikisi oldu tamam bunu bu tarafa eksi diye attım iki ortak parantez aldım cos kare eksi sin kare oldu burada hiçbir değişiklik yok bu da neydi ee, cos cos eksi sin çarpı cos artı sin bunlar gittiği için bu sin eksi cos bu cos eksi sin olduğu için eksi 1 olacak burası eksi oldu tamam eksi 2 ile çarptım eksi 2 cos eksi 2 sin tamam. Ee, sin'i bu tarafa attım. 3. Bunu bu tarafa attım. Artı diye geçti. Eksi oldu. Cos bölü sin eksi 1 bölü 3 oldu. Tamam doğru. Sıkıntı yok. Tanjant x'in değeri eksi 1 bölü 3 arkadaşlar. Vay be. Nasıldı ama. Uğraştırıcı. Evet. Ama böyle. Yani daha önceki öğrendiklerimizi beraber iç içe katarak devam edeceğiz. Birinci dereceden homojen trigonometrik denklemler. Arkadaşlar bazen çarpma falan verilmez de aralarında sinüsle kosinüsün aslında toplama çıkarma falan olur. Bu gibi durumlarda denklemin her iki tarafından sinüs ve kosinüsten birini yok etmek için denklemi ya sinüse ya kosinüse bölün. Tamam mı? Bakın mesela ben şurada ne yapacağım? Şimdi sin var, kök var, cart var, curt var. Çözüm küvesini bulunuyor. Diyorum ki şu sinüs x'i x'ten kurtulayım. Her yeri sin x'e bölüyorum. Sin x, sin x, sin x. Tabii ki bunu da bölüyorum. Çünkü 1, 2, 3 terim var. Toplama çıkarma terimleri ayrılır. Bütün terimleri bölmeliyim. Burada sin x'ler sadeleşti. Ne oldu? Kök 3, eksi. 3 çarpı kosinüs bölü sinüsü nedir? Kotanjant. Kotanjant x eşittir. 0 bölü sinüs 0. Bak sadeleşti. Bunu karşıya at. 3 kotanjant x eşit oldu mu sana kök 3'e? Bravo. 3'ü de bunun altına at. Buradan sil. Güzel. Biz şunu anladık. Kotanjant x'imiz kök 3 bölü 3'tür. Acaba kaç derece kotanjantta kök 3 bölü 3? Yani ya 30 ya 60. Diyelim ezberleyemedim. Kotanjant nedir? Kosinüs bölü sinüstür. Kaçı deneyelim mesela? 60'ı deniyorum. Cos 60, sin 60. Cos 60 nedir? 1 bölü 2. Ee, sin 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Ters çevir çarp. 1 bölü 2 çarpı. 2 bölü kök 3. İkiler gitti. 1 bölü kök 3. Kök 3 ile genişlet. Kök 3 bölü 3. Kök 3 bölü 3. Doğru. 60 dereceymiş. Demek ki x açısı. Yani bu eşittir. Kotanjant 60 arkadaşlar. Şimdi 60 derece olduğuna göre ne yapacağım? Hmm. Şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Şurayı doğru yaptım mı? Cos 60 neydi? 1 bölü 2. Sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Tamam. Ters çevirip çarptım. 2 1 bölü kök 3 kök 3 bölü 3. Tamam doğru sıkıntı yokmuş. O zaman diyorum ki x açısı benim x açısım 60'tır veya bunun 180 katı kadar fazla olabilir. İşte çözüm kümesi bu arkadaşlar. Tabi yazarken şöyle yapıyorsunuz. Çk öyle x'lerden oluşur ki x eşittir 60 artı 180k işte k elemandır tam sayı falan. Tamam. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bir önceki ders bunu göstermiştim nasıl yapıldığını. Güzel. Devam edelim. Bak yine sin cos toplam halinde. Bunları e, yarım açı formülü kullanamam. Toplam fark formülü kullanamam. Sin kare artı cos kare kullanamam. Bu gibi şeyleri kullanamadığım için birini yok etmek istiyorum. Çünkü eşitliğin bu tarafı ne? Sıfır. Gördünüz mü? Sıfır olduğu için hani aynı şeye bölmek sıkıntı yaratmaz. Sinüse bölüyorum ya. Sinüs x'e bölüyorum. Çünkü niye? Sinüs x'in baktım başında kök 3 var. Yine ondan kurtulayım diye. Sinüs x'ten kurtuldum. Kök 3 artı. Cos bölüsün yine kotanjant yapar kotanjant x eşittir 0. O zaman kotanjant x ne olacak? Bunu at karşıya. Eksi kök 3. Şimdi arkadaşlar kotanjantı hatırlayın. Hatırlayalım hocam. Ee, kotanjant neydi? Aha buydu. Şimdi şu tarafa doğru çizersem kök 3 olur. Demek ki bu tarafa doğru bir şey çizmişim. Tamam mı? Burada değmiş şu uzunluk eksi kök 3 olmuş. Yani şurası eksi kök 3 noktası. Şimdi diyor ki hangisi kök 3 yapıyorsa simetriyi de eksi kök 3 yapar. Şimdi kotanjantın hangi açısı kök 3 yapar? 30'du galiba. Bakalım kot 30 ne demektir? Kosinüs 30 bölü sinüs 30. Şimdi kosinüs 30 nedir? Kök 3 bölü 2. Sinüs 30 nedir? 1 bölü 2. Ters çevir çarp kök 3. Doğru. Bak açıyı doğru yapmışım. Demek ki 30 derece çizersem bana buradan pozitif kök 3'ü verir. Demek ki şurayı 30 yapacak şekilde 150 derece çizersem bu sefer zıt simetri olan eksi kökücü verir. Buradaki açı olmalı? 150. Yani bu şuna eşittir. Kotanjant 150 derece. O zaman x ve 150'yi nasıl ilişkilendiriyorum kotanjantta? x 150 derecede olabilir. Bunun 180 k fazlası da olabilir. k'ya 0, 1, 2, 3 değerleri vere 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 bütün x'leri üretebilirsin. Çözüm kümesini bul diyor. Ya çk işte aynısını yazıyorsun. Biraz önce yazdığım gibi uzatmayayım. Tamam mıyız? Değerleri sorsaydı k'ya 0 ver 150. k'ya 1 ver 330. k'ya 2 ver 360, 410, 510 gibi bütün x üretebilirsin. Lineer denklemler. Lineer denklemler ben bunu üniversitede görüyordum. Midem bulanıyordu. Çünkü hiç sevmiyordum. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Ama tabii orada gördüğümüz şeyler çok karışıktı ya. Vallahi çok karışıktı. Yani o lineer denklemler hocanın söyleyeme şekli bile kulağımın içinde hala. Kaç yıl geçti? Çok acayip şeyler gösterdiler bize arkadaşlar. Beynimiz yandı vallahi bak. Matematik okudum. Ben matematik öğretmenliği okumadım. Ben matematik bölümü okudum. Sonra formasyon olup öğretmen oldum arkadaşlar. Dolayısıyla matematik bölümünde yani adamın kafayı bir yakıyorlar. Eskiden yakıyorlardı. Şu an daha kolaymış duyduğuma göre. Şu an çok daha kolay matematik bölümü okumak. Tavsiye ediyor musunuz? Evet, ederim. Yani sonra pişman olmazsın. Ben niye matematik okudum diye pişman olmazsın arkadaşım. Yani bunu söyleyeyim. Matematiği tavsiye ederim. Şimdi a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x eşittir c. Bu denklemlere lineer denklemler diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir özellik var. Şimdi a sinüsün katsayısı, b kosinüsün katsayısı. a kare artı b kare. Buradaki c kareden büyükse denklemin iki farklı kökü vardır. a kare artı b kare c kareden küçükse denklemin çözümü yoktur. a kare artı b kare eşitse c kareye denklem tek kökü vardır diyor. Bizim bileceğimiz şey ise şu. Biz burada a varsa her tarafı genelde bu a'ya bölüp tamam mı? A'ya bölüp bunun kat sayısından kurtulacağız. Sonra buradaki B bölü A'ya tanjantlı bir değer vereceğiz. Ve denklemi böyle çözeceğiz arkadaşlar. Şurada söylediği gibi. Şu değerleri de hatırlayın diyor. Tamam. Şimdi ne demek istediğine bakalım. 0, 2 pi aralığında çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre A'nın Aslında tanımla ilgili bir şey söylemiş. Biraz önce tanımla demiştik. Bir elemanlı olması için şöyle bir şey olması lazım. A kare artı B kare eşittir C kare. E tamam yavrum. Bu A A kare zaten. Artı B 8'dir. 8'in karesi eşittir c 10'dur. Onun karesine. Bu 100'dür. 64'ü at karşıya 36. A kare 36 ise a ne olabilir? 6 olabilir. A ne olabilir? Eksi 6 olabilir. Bitti. Alacağı değerler çarpım nedir? Eksi 36. Tamam geç. Basit bir tanım sorusuydu. Asıl meselemiz bu değildi. Asıl meselemiz bu. Denklemin çözüm kümesini bulalım. Arkadaşlar şu gibi denklem mesela şöyle de olabilirdi. Bak 3 çarpı sinüs x artı kök 3 çarpı kosinüs x eşittir 3 olabilirdi. Bize diyor ki böyle bir durumda mutlaka şu sin x'in katsayısını 1 yapmak için her yeri 3'e böl. Her zaman tamam mı? 3'e böl diyor. Bundan kurtul. Böylece sinüs x artı kök 3 bölü 3 kos x eşittir 3 bölü 3'te 1 yapar. Yani bu hale bunun 1 olacak şekilde hale çevir getir. Niye? işlem kolaylığı sağlayacak tamam mı? bize o halini vermiş. Eğer üçlü olsaydı ben 3'e bölecektim. Şurada 3 olsaydı. Tamam onu anlatmak istedim sadece. Şimdi bunu çözerken diyorum ki kök 3 bölü 3. Daha biraz önce bana bir hatırlatma yaptı. Nerede o? Bak. Tanjant 30 kök 3 bölü 3 diyor bana. He tamam. O zaman diyorum ki ben şuraya tanjant 30 yazıyorum. Nasıl yani? Şöyle. Sinüs x eşittir. Şey artı. Buraya ne yapıyorum? Tanjant 30 çarpı cos x tamam eşittir 1. Tanjant 30 nedir? Sin 30 1 bölü 2 kos 30 kök 3 bölü 2 sağlamasını yapayım. 2 bölü kök 3 yapar. 1 bölü kök 3 kök 3 bölü 3 doğru. Tamam doğru, doğruymuş. Şimdi burada şu anlama gelir bu. Sinüs x artı tanjant 30 diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu sinüs 30 bölü kosinüs 30'dur. Heh. Çarpını attı. yaptı? Kosinüs x eşittir 1. Şimdi payda eşit değil. Bunun paydası kos 30. Bunun paydasını da kos 30 yapmak için bunu kosinüs 30 çarpıyorum. Öyleyse genişletiyorum. Bununla bunu çarp sinüs x çarpı kosinüs 30 artı sinüs 30 sinüs 30, 30 yazamadım. Heh. Çarpı cos x kos x bölü artık payda her yerde sin şey cos 30 cos 30 çünkü bunun paydası biliyorsun. Her ikisine aittir arada çarpma olduğu için. Burası oldu mu sana cos 30? Sonuç kaç? 1. Bir. Bir şeyi fark etmen lazım. Edemedim hocam. Dikkat et. Sibel Can, Sibel Can. Bak sin x, cos 30. Sin 30, cos x. Aynı açılar. X 30, 30 x. Açılar aynı mı? Aynı. Sc, sc mi gidiyor? Evet. Toplam fark formüllerinden bu sinüsün toplam formülüdür. Sinüs x artı 30. Sinüs neydi? Paylaşımcı ve kuralcıydı. Artı olduğu için kurallı olduğu için artı. Paylaşımcı sin cos sin cos. O yüzden böyle yaptım. Sonra ne oldu? Yani orası oldu sana sinüs. X artı 30 bölü cos 30. Cos 30'u karşıya at. Olsun sana cos 30. 1 ile çarpılınca cos 30 olur ya. E cos 30 dediğin şey nedir? Hocam sinüs x artı 30 eşittir. Cos 30'un değerini bilirim hocam. Kök 3 bölü 2'dir. Bravo. Heh. Şimdi bunun denklemini yazacağız. Çok basit. Bu neye eşit? Sinüs kaç? Kök 3 bölü 2 yapar. Hocam bence sinüs 60 derece. Bravo. O zaman x artı 30'un 60 ile bir ilişkisi var. Değil mi? Nasıl bir ilişki? Şöyle. x artı 30 60 derece de olabilir. Bunun 360 fazlası da olabilir. 360 k katı. 30'u at karşıya 60'tan çıkar. 360 çarpı k. X bu olabilir. Güzel. Bir de sinüste bir şey daha vardı. Aynı x artı 30 eşittir. 60 değil 180 eksi 60'a da eşittir. Yani 120 artı 360 k. 30'u at karşıya 90 artı 360 k. Bu da ikinci bulduğum değer çözüm kümesini soruyordu. CK yazarken yapacağımız şey şuydu biliyorsunuz arkadaşlar. ÇK eşittir. Öyle x'lerden oluşur ki x eşittir. 30 artı 360 k veya e, aşağıdaki 90. 90 artı 360 k k elemandır. Tam sayı falan filan. Buraya x eşittir yazmayı unuttum. Ya bu önemli değil. Mesele şu ikisini bulmak. Bulduğunuz zaman zaten aynı küme içerisine göstere bilirsin. Çok iyi de. Çok sağlamdı. Bir tane daha yapalım. Aa bu arada bitiyor. Son yaprak. Dınınının. Son yaprak. Ders bitiyor. Hocam siz dediniz ki böyle bir şey olursa şurayı tanjanta çevir. Bravo. Acaba tanjant kaç? Kosinüs 2x eksi. Bu tanjant 60 mıydı? Bakalım tan 60 ne demektir? Sinüs 60 bölü kosinüs 60 demektir. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 kosinüs 61 bölü 2 ters çevir çarpı 2 bölü 1 kök 3. Doğru. Demek ki burası tanjant 60'mış. Tanjant 60 çarpı sinüs 2x. Yarım açı uygulamayı şu an. Niye? Her ikisi aynı açı ya. Boşuna düşürmeyin. Önemli olan aynı açılarla uğraşmak. Hocam daha sonra dediniz ki siz 60 tan 60'ı şey yap. Sin 60 bölü kos 60 yap. Çarpı burada ne var? Sinüs 2x var. Eşittir 2. Hocam paydaları eşitleyin dediniz. Bu bir var. Bunu kos 60 ile çarpıyorum. Güzel. Çarpalım. Kosinus 60 çarpı kosinus 2x eksi bu zaten yukarıda ne var sinüs 60 çarpı sinüs 2x var artık paydası her hepsinin kosinus 60 oldu bravo eşittir sağda ne var 2 a bir şey fark etmen lazım kos kos sin sin bencil ve kural dışı kosinüsün toplam fark formülü bak cos cos sin sin var. Açılar 62x 62x. Açıların aynı olması çok önemli. Zaten olmazsa olmaz. Açılar mutlaka aynı olacak. O zaman şu kısım benim için kosinüsün açılımıdır. Kosinüs 60 ve 2x ile ilgili bir şey var. Bu eksi ise burası artı. Çünkü e, kosinüs neydi? Bencildi ve kural bozucuydu. Değil mi? Kural eksi ise o artı yapmış. O zaman devam ediyorum. Nereden? Şuradan. Hatta renk değiştireyim. Şuradan devam ediyorum. Yukarısı oldu sana kosinüs 60 artı 2x bölü. Bu bölü cos 60'ı karşıya atıyorum. 2 çarpı cos 60. Cos 60 nedir? 1 bölü 2. Uzatmayayım. Bunu çarparsam 1 olur. Kosinüs 60 artı 2x olur. Şimdi arkadaşlar kosinüs ne zaman 1 olur? Tabii ki 0 derecede değil mi? Doğru. Yani bu eşittir cos 0'a ya da cos 360'a. Ama esas ölçüsü olarak 0 alıyorum. O zaman şu içerideki 60 artı 2x eşit olur. 0 derece ve bunun 360k fazlasına fazla turları da dahil ederiz. Şimdi 60'ı at karşıya. 2x eşittir. Eksi 60 artı 360 k. 2'ye böl. x eşittir. Eksi 30 artı 180 k. Arkadaşlar bu hali alır. Birincisi bu. İkincisi neydi? Kosinüs zıt işarete de bakar. Nasıl yani? Şimdi sıfır olan başka hangi zıt işareti var? Şimdi kosinüsü hatırlayalım. Kosinüs diyor ki şey kosinüs 1 olacak. 0 derece. Onun bir simetriği var mı eksili olarak? Yok. Ha bir tane arkadaşlar bu. Tamam. Hatta ilk açısı k'ya 0 ver eksi 30'dur. Tabi eksi 30 olmaz. 360 şekler artıya çevirsin. 330 derece olur. Buna 1 ver. 180. 180 eksi 30. 150. Sonra x ne olur? 150 olur. İşte 2 ver. 360, 360. 330 olur tekrar. Sürekli aynı şey döner durur yani. Velhasıl arkadaşlar bir tane çıktı. Çünkü kosinüste biliyorsun iki tane olurdu ama şu sıfırın eksilisi de kendisine eşit ya. O yüzden bir daha uğraşmadım. Ve arkadaşlar bitti. Vay be. Vay be. Vedalaşıyoruz. Arkadaşlar vedalaşmalar eğer ki tekrar buluşacağını kavuşacağını biliyorsan güzeldir. İnşallah biz tekrar bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. Yeni yeni kamplar yapacağız bu kampın sonunda bak bu kitabı bitirmiş olman gerçekten sana büyük bir şey katacak. Ya yani sadece kitabı satmak için alın kitabı mutlaka alın falan demek için demiyorum. Ya bir kitap bitireceksin. Bunun hazı çok büyük. Ve bu kitap seni bak pratik yap temelini geliştir hız kazan diyor ya. Bu kitap seni sıfırdan bire çıkaracak. Yani sıfırdan orta seviyeye çıkaracak. Sonra orta seviyede biraz daha oyalanman lazım. Daha fazla orta seviye ve zor soru çözmen lazım. Unutma. Çıtır çerez seni, seni sana temel attırır seni ortaya yaklaştırır. Devamı yine sende olacak. Tamam mı arkadaşım? İnşallah diğer kamplarda görüşeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir üst seviye kamp zaten var. Trigo kamp. Trigo kampta 7 derste trigometriyi baştan sona orta ve iyi seviyede anlattım. Onu da izleyin. O da açıklamalarda. Tamam mı arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.